Bugün sizlere Finlandiya dış politikasından bahsetmek istiyorum. Değerli takipçilerim bildiğiniz gibi Finlandiya'yı ben harita üzerinde yarım saate yakın sizlere anlatmıştım. Hatta içeriğin başlığı doğru hatırlıyorsam şu şekildeydi. Rusya'nın aklındaki o ülke. Finlandiya başlığındaydı ve haritalı bir şekilde Finlandiya'yı hemen hemen her yönden sizlere aktarmıştım. Bu içeriğimde ise günümüzdeki Ukrayna krizinden ve biliyorsunuz Rusya bugün sabaha karşı Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırılar düzenledi. İşgalin artık ayak seslerini de geçtik. Tümüyle işgali çok çıplak bir şekilde görüyoruz ne yazık ki. Ve Finlandiya dış politikasında dış politikası bugün Ukrayna'yı yönetenler için de ibretlik gerçekten bir laboratuvar görevi üstleniyor. Soğuk savaş dönemi boyunca özellikle ki soğuk savaştan sonra da Finlandiya ve Sovyetler Finlandiya ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri incelediğimizde. Şimdi fin diş politikasını şöyle masaya yatıracaksak değerli arkadaşlar biliyorsunuz Finlandiya kuzey ülkeleri içerisinde kendini aslında bir şahsına münhasır bir ülke olarak karşımıza çıkıyor ve Sovyetleri sürekli yatıştıran, ehlileştiren bir dış politikaya sahip soğuk savaş boyunca. Ve fin Sovyet dostluk anlaşması da 1940'lardan sonra bunu gerektirdi biliyorsunuz Oysa Finlandiya tarafıraf Finlandiya işgal edilmişti Fin Rusya Savaşı vardı biliyorsunuz ve kış Savaşı deniyordu bu savaşa ve Finlandiya'yı anlattığım o içeriğimde bir İngilizce kitap dahi konuyla ilgili sizlere önermiştim biliyorsunuz O yüzden oralara girmeyeceğim konuyu dağıtmamak adına Rusya ile savaşan Finlandiya ne oldu da aynı Rusya ile Sovyet Rusya ile dostluk anlaşması da imzaladı ve soğuk savaş boyunca Rusya'yı çok kızdırmayarak, Rusya'yı merkeze çekerek, Rusya'yı kendisine ne çok yaklaştırarak ne de Rusya'yı kendisinden çok uzaklaştırarak müthiş bir denge politikası uyguladı. Her daim ensesinde Rus tehdidini hissederek ama Rusya'yı da yanından da ayırmayarak bu dış politikayı uyguladı. Peki Fin dış politikasının mimarları kimdi? Onları eğer tanırsak bugün aslında Ukrayna'yı yönetenlere de örnek olabilecek isimler. İlki Rudolf Holsti arkadaşlar. Eğer biz Fin dış politikasını öveceksek ya da bundan bahsedeceksek mutlaka Rudolf Holsti'ye gönderme yapmak zorundayız. Çünkü bugünkü Fin dış politikasının temellerini atan ve neredeyse soğuk savaş boyunca ve soğuk savaştan sonraki Fin dış politikasına Rudolf Holsti'nin Tezleri gerçekten örnek olmuştur. Ve bugünkü Fin dış politikasının en önemli mimarı olarak e, Fin diplomat e, ve dışişleri bakanı aynı zamanda Fin siyasetine damgasını vurmuş Rudolf Hosti'yi anmadan edemeyeceğim bu içeriğimde. Rudolf Hosti arkadaşlar iki dönem dışişleri bakanlığı yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı hemen bittikten sonra 1919-1922 ve sonrasında İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte de 1936-38 arasında Finlandiya'nın Dışişleri Bakanlığı'nı üstlenmiştir. Ve o dönemde Sovyet Rusya'ya karşı gerçekten çok çetin bir şekilde mücadele etmiştir Rudolf Hosti. Hatta Rudolf Hosti öyle bir şey başardı ki bu İkinci Dünya Savaşı patlak verir vermez milletler cemiyeti üzerinde yoğun baskılarını gerçekleştirdi ve Sovyet Rusya'nın milletler cemiyetinden atılmasını dahi sağladı bu adam yani Holsti o döneme göre gerçekten çok şaşırtıcı bir, bir kişinin düşünün bir kuzey ülkesi olan Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı kalkacak ve e, bu yönde milletler cemiyetine baskı uygulayarak savaşın başladığı anda bu sıcak çatışmanın iki numara savaş başladığı anda Sovyet Rusya'yı milletler cemiyetinden attıracaktır. Yani bu yönde e, bu politikalar uygulamıştır ve 1945'ten sonra e, o tabii 1945'e gelene kadar Sovyet Rusya'ya karşı çok çetin bir mücadele gerçekleştirmiştir ki zaten e, biliyorsunuz aynı yıl içerisinde e, Kış Savaşı da gerçekleşmiştir. Yani Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Rudolf Holsti demiştir ki, bu adamlar bizim topraklarımıza saldırdılar. Bu adamlar saldırgan ve milletler cemiyetinden bu adamların çık çıkartılmasını istiyorum. Barışa dayalı bir dış politikaları, dış politika perspektifi yok bu adamların demiştir. Ve o açıdan gerçekten büyük bir mücadele vermiştir. 1945'ten sonra Sovyet Rusya e, bu konuda akıllanarak Finlandiya'ya o da temkin yaklaşacaktır. O da Finlandiya'nın uyguladığı politikayı e, neredeyse kopyala yapıştır yöntemiyle e, burada Helsinki yönetimine karşı uygulayacaktır ve Finlandiya'yı kendinden çok uzaklaştırmamak için onunla dostluk anlaşması imzalayacaktır. E, Moskova yönetimi ve arkadaşlar e, Sovyetler e, geçmişteki hatalarıyla da yüzleşerek Finlandiya'ya zeytin dalı uzatacaktır ve soğuk savaş dönemi e, boyunca ikili ilişkileri güçlendirecektir. Ancak 1945'te e, Rudolf Holst'i e, vefat ettikten, öldükten sonra diyelim, öldükten sonra e, yerine gelenler Holst'in barışı sağlayıcı, uzlaşıyı öne alan, Finlandiya'nın tarafsız bir dış politika uygulaması gerektiğine inanan bu tür tezlerine sıkıca sarılacaklardır. Ve 1945'ten Sovyetler çökene 91'e kadar Sovyetlere karşı hem temkinli politika uygulayacaktır hem de diyeceklerdir ki biz ne NATO tarafını ne de Sovyet komünist tarafını seçmek zorunda değiliz. Biz tarafsız dış politika uygulayacağız. Sovyetlerle de dostluk anlaşmalarımız ve ilişkilerimiz olacak. Batı ile de dostluk anlaşma ve ilişkilerimiz olacak. Finlandiya olarak biz NATO'ya girmememiz Avrupa'nın çeşitli askeri kanatları ya da gruplarında yer almayacağımız anlamına gelmiyor diyerek Avrupa'nın askeri kanatlarında da yer almıştır. Ancak bunun Sovyetlere karşı bir girişim Olmadığını defaatle de dile getirmiştir. Sevgili arkadaşlar Rudolf Hosti gerçekten Finlandiya dış politikasının e, mimarları arasında ancak onun nezdinde en az onun kadar önemli olan iki oğlu var. Ve iki oğlu da tıpkı babalarının izinden gelecektir ve Finlandiya dış politikasına, Finlandiya diplomasi tarihine damgasını vuracaklardır. Biri e, Holsti kardeşler e, bunlar sevgili arkadaşlar Kalevi Holsti ya da Kal Holsti diyebilirsiniz. Diğeri de Oli Holsti. Kalevi ve Oli Holsti kardeşler babalarının izinden gideceklerdir ve Finlandiya'nın barışa dayalı tarafsız bir dış politika Sovyet tehdidini elbette enselerinde hissederek tarafsız bir dış politika uygulamaları gereğini söyleyecektir. Hatta uluslararası ilişkiler derslerinde muhtemelen hocalarımız size anlatmıştır değerli arkadaşlar. Kanalımın çoğu takipçisi uluslararası ilişkilerci arkadaşlarım olduğu için mutlaka hatırlayacaklardır. E, çatışma çözümleri konularında Kalevi Holstein'in eserleri bizim için önemlidir. Onun düşüncesi önemlidir. Hatta kendisi doktora tezini babasının Dışişleri Bakanlığı dönemini alarak gerçekleştirmiştir. Bu da ek bir bilgi olarak e, söyleyelim arkadaşlar. Kalevi ve Olli Holsti kardeşler babalarının izinden giderek Soğuk Savaş boyunca Finlandiya'nın özellikle Sovyetlere karşı nasıl bir pozisyon elde etmesi konusunda tarafsızlık politikasının dışında buna o dönemki uzmanlar da dış politikada... Finlandiyalaşma derler. Finlandiyalaşma. Hani örneğin bağlantısızlık hareketini bilirsiniz değil mi? Bağlantısızlık hareketinin, bu banduk hareketinin öncülü olan ülkeler biz bir taraf seçmek zorunda değiliz. Ne Sovyetlerden yanayız ne de Batı bloğu, ABD ve NATO bloğundan yanayız. Kendimize göre 3. Dünya ülkeleri bir araya gerek bir dış politika uyguluyoruz tarzında bir orta yolcu dış politika diplomasiyi benimsemişlerdi. Burada Finlandiya da elbette tarafsız bir politika izledi. Bağlantısız hareketlerindeki ülkeler gibi ama kendine özgün dış politikasının en önemli şeyi Finlandiyalaşma olarak adlandırılan yani Sovyet korkusunu da bilerek Avrupa'yla da araya mesafe koyarak o dengeyi, o balans ayarını iyi götürmesidir. Yani aslında kıta Avrupası'nın Kıta Avrupa'sında dengenin dengeleyicisi pozisyonunu elde etmiştir Finlandiya özellikle soğuk savaş boyunca. O yüzden çoğu e, burada uluslararası ilişkilerci Finlandiyalaşma derken Finlandiya'nın bir tarafta e, yani Kantar'ın bir şeyinde e, arkadaşlar bakıyorsunuz Sovyetler e, diğer tarafta da e, Batı bloğu ülkeleriyle aralarında hani sıkışmamak için Finlandiya ikisinin arasında nasıl yükselecek? Tarafsızlık politikasıyla ve Finlandiyalaşma politikasıyla yükselecek. Bunu öne aldı. Yani askeri ya da savunma harcamalarının dışında biz bugün neyi tartışıyoruz arkadaşlar? Finlandiya eğitim sistemini tartışıyoruz ve onu rol model alıyor değil mi? Ya Batı ülkelerinden doğu ülkelerine kadar. Ne, ne yaptı peki Finlandiya? Arge yatırımları, teknoloji, eğitim, sağlık, kültür, hukuk devleti ilkelerini çokça pay ayırdı bu noktada ve bunun elbette meyvelerini soğuk savaş döneminden sonra Avrupa Birliği'ne de girerek gerçekleştirdi. Bakın Finlandiya ta 1995'te Avrupa Birliği'ne girmiştir. O da Sovyet Rusya'yı çok burada endişelendirmemek için, onu tahrik etmemek içindir arkadaşlar. Aslında bugün Ukrayna'yı yönetenler ya düşünsenize o dönemde Finlandiya'nın burnunun dibinde Rusya var. Burada ya 1300 kilometrelik bir Rus sınırından bahsediyoruz. Ukrayna'da keza öyle. Eğer Ukrayna'yı da yönetenler Rudolf Hostil ve sonrasında gelen Fin Dışişleri Bakanlarını hani örnek alabilseler ya da onları iyi okuyabilselerdi belki bugün Rusya-Ukrayna savaşından bahsetmeyebilirdik. bilirdik. E ve bu dengeyi çok iyi korumuştur. Hostil'den sonra gelen Fin diplomatlar ve Fin diplomasini ee, önayak olanlar, bunu uygulayanlar, dış politika yapım sürecinde. Şimdi e, hal böyle olunca sevgili arkadaşlar, e, Finlandiya. Soğuk Savaş'tan sonra ancak Avrupa Birliği'ne girmiştir. Kaldı ki e, o dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu sonrasında Avrupa Topluluğu olacak. Yani İngiltere ve İrlanda dahi biliyorsunuz 1970'lerde 73'lerde girdi. Sonrasında birçok Avrupa'nın önemli ülkesi Avrupa Topluluğu'na o dönemki adıyla AT'ye girdiler. Bakın Finlandiya ta 1995'te girmiştir. Bu çok önemli bir nokta. Finlandiya e, NATO'ya örneğin şu anda girmek istese girer. Yani bu Finlandiya'nın kendi tercihi arkadaşlar. Yani burada şunu şu noktayı yanlış anlamanızı istemem asla. Efendim işte Rusya tehdidi için, Putin tehdidi için mi acaba bugün Finlandiya NATO'ya girmiyor? Bu çok yanlış bir yorum. Finlandiya girse girer ama buna ihtiyaç duymuyor. Buna gerek duymuyor arkadaşlar. Çünkü soğuk savaş Finlandiya için iyi bir laboratuvar olduğu için Fin diplomatları için o noktada nasıl mesela Norveç Avrupa Birliği'ne ihtiyaç duymuyor değil mi? Norveç iki kez veto etti Avrupa Birliği'ne girmeyeceğiz diye kendi halkı. Finlandiya'da da böyle. Yani halkta böyle bir istek yok. Çünkü halk kendi topraklarını kendimiz savunabiliriz her şeye rağmen. Ve askeri ve teknolojik bizim altyapımız teknik donanım, donanımımız var. Yani buna çok güveniyor Finlandiya halkı. O yüzden Rusya'yı tahrik etmenin dışında buna ihtiyaç duymuyorlar. Finliler NATO'ya girmeyi. Son dönemde elbette Finlandiya'nın eğer NATO'ya girerse elini Rusya'ya karşı güçlendireceği söyleniyor ama Finliler bu tuzağa düşmezler. Neden? Çünkü geçmişte Rudolf Hosti gibi önemli bir dış politika mirasçısı var. Ve bugünkü Fin diploması hala Holstein'in geride bıraktığı bu argümanlar üzerine yükseliyor. Rusya'nın bir tehdit olarak Finlandiya'yı tehdit etme gerçeğini unutmayacağız. Bunu hep hissedeceğiz yanı başımızda. Ama Rusya'yı e, tahrik etmeyeceğiz. Rusya'yı yanımızdan uzaklaştırmayacağız. Çok da iç işlerimize burnunu sokmasını müdahale etmesine de izin vermeyeceğiz. O ince o pamuk ipliğini, o ip cambazlığını... Fin diplomatlar geçmişten bugüne çok güzel uyguluyorlar. Rudolf Hosti, Kalavi Hosti, Oli Hosti ve sonrasında Fin dış politikasına yön verenlerin çoğu hala bu mirasa sıkıca bir şekilde sarılmış vaziyetler. Keşke Kiev'i yönetenler de en az Fin diplomatlar kadar bu noktada o ip cambazlığını Rusya'ya karşı gerçekten başarmış olsalardı bugün bu noktaya belki... Gelinmeye belirdi değerli arkadaşlar. O yüzden Fin diplomasi ve Fin diplomasi tarihi bizlere bu açıdan büyük bir laboratuvar, büyük bir ibretlik hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Ben e, siyasal aktörleri, dışişleri bakanlarına, diplomatlara kadar size isimleri verdim ve bu tür bilim insanlarını araştırın bence ve Fin diplomasi sadece kıta Avrupası değil, Doğu Avrupa için de gerçekten bugün önemli bir e, rol model olabilir. Örneğin Moldova için. Örneğin Baltık coğrafyasındaki ülkeler için çünkü bundan sonraki Putin'in biliyorsunuz diğer e, Ukrayna'daki bu işgali eğer kendine göre bir e, başarı addederse Putin sonrasındaki durağı hep beraber biliyoruz değil mi? Moldova kapıları onu da geçtik Baltık coğrafyasına sarkacağını biliyoruz. Çünkü Baltık'a geçmek Ukrayna'yı geçmekten daha kolay. Kleningrad bölgesi biliyorsunuz burada Rusya'nın elinde. O yüzden gerek Baltık coğrafyasının gerek Polonya'nın ve gerekse özellikle Moldova'nın arkadaşlar hatta Romanya'nın dahi bu noktada fin diplomasisini örnek alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kriz zamanlarında Holsti ve arkadaşları Sovyetlere karşı nasıl mücadele etmiş bu tarihin arka planında çok açık bir şekilde iyi bir örnek olarak karşımıza Çıkıyor değerli arkadaşlar. Pekala 20 dakikaya yakın bir e, içeriğim oldu bu noktada. Ve Finlandiya'nın Avrupa Birliği'ne giriş süreci de ayrı bir içerik konusu. Belki ileride size anlatırım. O yüzden e, Finlandiya nasıl oldu da... Bakın bir de şu var. 1991'de Sovyetler çöker çökmez hemen 2-3 ay sonra... ...Fin diplomatlar o kadar çok istekliylermiş ...yani o kadar çok içlerinde taşımışlar ki bunu... ...hemen e, 91'de Sovyetler çıkıyor 2-3 ay sonra hemen arkadaşlar... E, Avrupa e, şey Avrupa Birliği'ne e, başvuruda bulunuyorlar. Ve zaten biliyorsunuz 1992'de e, Maastricht Anlaşması'yla Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği adını alacak ve daha genişlemeyi öngörecek. Ve hemen apar topar fin diplomatlar Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorlar ve bunu 1995'te e, tamamlıyorlar. O yüzden e, Sovyet tehdidini hiç unutmadan yanımızda yaparak onunla iyi ilişkiler geçirerek ip cambazlığı bazlı diplomasi yaparak bir taraftan da yüzünü batıya dönerek batının birçok hibe ve fonlarından yararlanarak ülkesindeki eğitim sistemini arttırarak ülkesindeki teknolojik yapıyı arttırarak her yönüyle Sovyetlerle mücadele edebilmiştir arkadaşlar. E, fin diplomasi o yüzden nevi şahsına münhasırdır. Ayrı bir şekilde incelenmesi gerekir ve günümüzde Ukrayna'yı yönetenlere de gerçekten iyi bir örnektir diyebiliriz. Bir sonraki içeriklerimde görüşeceğiz değerli takipçilerim. Kanalımın sloganıyla isterseniz bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.